Tabii ki önümüzdeki süreçte de emlak konut olarak Türkiye'nin şu an itibariyle piyasa değeri olarak 15. firmasıyız. Yaklaşık 12 milyar TL, 12,5 milyara varan bir piyasa değerimiz var. Sektörün bize ihtiyacı olduğu her noktada bir kamu iştiraki olarak da üstümüze düşen neyse bunu yapacağımızı buradan bir kez daha dile getirmek isteriz. Bu süreçten sonra Eylül'de biliyorsunuz bu kampanyanın yıl sonuna kadar uzatıldığını ifade ettik. Tabii kotaları dolan yüklenicilerimiz, örneğin bu proje kotasını doldurmuş bir proje. O da yine aynı faiz oranlarıyla, yine aynı özveriyi göstererek tek farkı bankayla aynı kampanyaya devam ediyor. Emlak konut olarak Ekim sonu, Kasım başı itibariyle de yine Anadolu'yu kapsayan Ankara, Kocaeli, Gebze ve Niğde'de yaklaşık 4500 konutu orta ve orta altına hitap eden konutlar satışa sunacağız. Burada da yine tarihi bir satış ve talep bekliyoruz açıkçası. Bunun 2000 adeti Ankara Mühye'de, 2000 adeti Kocaeli Gebze'de, ki Gebze biliyorsunuz İstanbul'un artık sanayi bölgesi diyebileceğimiz Kocaeli'ye bağlı ama İstanbul'a yakınlığı sebebiyle önemli bir lokasyon ve orada ciddi bir talep var. Biz orada da arsa portföyü olarak geniş bir arsa portföyüne sahibiz. Şu an itibariyle 2000 konutu orada üretiyor olacağız. Yine Niğde emlak konut kalitesini, markasını, anlayışını Anadolu'ya yayma politikası çerçevesinde bir 500 konutu da Niğde'de yapıyor olacağız. Şimdi biliyorsunuz geçen seneye dönecek olursak Alparslan Bey ihale sürecinden bahsetti. Yani kaya başında bu ihalelerimiz oldukça rekabetli, yani belki birçoğuna göre yüksek bedellere gidiyordu. Şimdi bizim bugüne kadar emlak konut olarak yaptığımız Kayabaşı, Başakşehir Kayabaşı bölgesinde yaklaşık 12.300 bağımsız bölüm yapmışız. Yani ihalelerini gerçekleştirmişiz. Ve değerli basın mensupları, bunların 9.500'ünü de satmışız. Dolayısıyla hani bu bölgenin niye talep edildiğinin fotoğrafı burada net bir şekilde var. Ki daha örneğin bu proje işte yaklaşık 800 küsur bağımsız bölüm, Avrupa konutları var, Adım İstanbul var, Mavera var, yeni başlayan lansmanlarını daha yeni yaptığımız. Bu projelerdeki toplam sayıya baktığınızda bunun çok daha üzerinde. Dolayısıyla bizim burada başka bir arsamız da kalmadı. Emlak konut olarak ihale edeceğimiz şu an için başka bir arsamız da yok. Ve satılmaya bekleyen 12.000 bağımsız bölümden, 12.500 bağımsız bölümden sadece 2.500 adet var. Bu bölge tabii niye tercih ediliyor? Açıkçası hani kuzeyden başladığınızda 3. havalimanıyla başlayıp dünyanın sayılı havalimanlarında, Avrupa'nın en büyük havalimanı ki inşaatı da hızla ilerliyor. 3. köprü güneyde açıldı, bağlantı yolları, inşaları devam ediyor ki artık Başakşehir, Ataşehir bölgesi trafik açısından rahatladı. Kamyon trafiğini biliyorsunuz 3. köprüye gitmesiyle birlikte 2. köprünün de trafiği akşamları mesai saatleri çıkışında biraz daha rahatladı. Dolayısıyla ulaşım her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Dolayısıyla bu bölgede 3. çevre yolunun bitmesiyle birlikte de ulaşım noktasında da yeni adımlar atılmış olacak. Yine güneye gelecek olursak işte bizim Başakşehir Kayabaşı bölgesi dediğimiz ki orada İstanbul'un en büyük bölge hastanelerinden biri yapılıyor. O da temelleri atıldı, inşaatı devam ediyor. Biz bu bölgede ne yapmaya çalıştık? Biz Kayabaşı, Başakşehir bölgesini bir master plan çerçevesinde inşa ettik. Master plan sonrasında etaplar halinde ihale ettik. İlk etabını emlak konut olarak biz yaptık. Oradaki yolları, işte çevre düzenlemesini, sosyal donatılarını, okulunu, camisini hepsini yapmaya çalıştık.
Şu an itibariyle burada devam eden sosyal donatı anlamında, ki bitmiş okulları falan saymıyorum, en büyük şehir meydanlarından biri oluyor. 370 dönüm bir bölge parkı ihale edeceğiz. Ki bu ihaleyi de bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde ihalesini yapacağımızı buradan ilk defa duyuralım. Ki hem bölgenin açıkçası beklediği, hem de buradaki konut alıcıların beklediği bir park. Bu parkın içinde aklınıza gelebilecek her türlü sosyal imkan olacak. İmkan olursa eğer küçük bir böyle hayvanat bahçesi, içinde çocuk oyun alanlarının olduğu, göletlerin olduğu, restoranların olduğu, o bölgeye hitap edecek bir otel ve ticari alanların olduğu bir park olacak. Ama bunun şunu söyleyeyim size, 370 dönüm alanın hemen hemen 300 küsür dönümü, tam net ifade edecek olursak, yeşil alan. Yani hiçbir üzerinde yapının olmadığı yeşil alan. Yine Büyükşehir Belediye'mizin buraya ulaşım noktasında metro hatları ile ilgili işte çalışmaları var. Güney'e gelecek olursak zaten artık Fatih Sultan Mehmet çevre yoluna geldiğimizi düşünürseniz artık Halkalı ve birinci çevre yolu geliyor ki ileride büyük kamu yatırımlarının da olacağını düşünürsek bu bölge gerçekten bir cazibe bölgesi olmaya devam ediyor. Biz de emlak konutu olarak bu süreçte elimizden gelen her şeyi açıkçası bu bölge için yapmaya çalışıyoruz. Evet, yani şu an için tabii Başakşehir Kayabaşı'nda arsamız yok ama o olmayacak anlamına da gelmiyor. Yani ileriki süreçte yeniden üretilebilir ama şu an itibariyle yok. Zaten biz arsa alımına devam ediyoruz. Elimizde arsa portföyünde de arsalar var. Arsa alımı en son biliyorsunuz Halkalı'da 1 milyon metrekare yer aldık. Nişantaşı'nda yer aldık. Ve bedeli yaklaşık 2 milyar 600 milyondu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bunlar da İstanbul için önemli lokasyonlar. Önümüzdeki yıllar için ihalelerini yapacağımız alanlar olacaktır. Yine bu bölgede, bu bölgelerde gelişmeyi sürdüren, hakikaten emlak konuta da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz alanlarda olmaya devam edeceğiz. Yine 3. Havalimanı'nın güneyinde biliyorsunuz 3,5 milyon metrekare yerimiz var. O yer havalimanı ile birlikte işte yapılacak olan çalışmalarla ileriki süreçte projelendirilecektir. Avrupa yakası için hani büyük arsa yatırımlarımız bunlar. Anadolu yakasında da farklı bölgelerde var. Yine işte Gebze'de projesini sunduğumuz yerde arsalarımız mevcut. Toplu konut idaresiyle, diğer kamu kuruluşlarıyla arsa görüşmelerimiz de devam ediyor. Kanal İstanbul'la ilgili valla planlamasını biz yapmıyoruz. O da evet bir muamma oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın her ortamda dile getirdiği gibi bu proje gerçekleşecek inşallah. Gerçekleşmesi halinde de zaten hani artık bu Başakşehir bölgesinin batısında bir yer olacağı kesin. Yani hani başka bir yer yok çünkü. Ama ne kadar batısı onu göreceğiz. Yerlerini açıkladıkları zaman devlet büyüklerimiz biz de sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. Ama bu projenin yine o bölgeye neticede 2 kilometre yakınında da olabilir, 10 kilometre uzağında da olabilir. Önemli olan o bölgedeki altyapı yatırımı. Bugün İstanbul Boğazı'na 3 kilometre mesafe yine kıymet ve değer açısından önemli bir değer. Orası da süreç içerisinde yükselen bir değer olacaktır. Ve projenin de belki bu yıl sonu veya önümüzdeki yılın başında da bir şekilde açıklanacağını açıkçası ben düşünüyorum.